Bu ülke böyle yönetilemez. Çok değil 5 sene önce referandumda %58 oy aldı AK Parti. Neredeyse %60'a dayandı halk desteği. Niçin? Demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler için. Şimdi toplumun %60'ı AK Parti'yi istemiyor, hem de çok keskin bir şekilde, hatta nefretle istemiyor. %40'ın altında mı, üstünde mi diye papatya falı açan partinin daha dün denecek kadar kısa bir süre önce %50 oy aldığını unutmak mümkün mü? 40 alsan ne olur 42 alsan ne olur 58'lerdeki halk desteğinin 40'lara niçin düştüğünü anlamadıktan sonra neye yarar küçük teselliler 7 Haziran'da 258 vekil çıkarabildi AK Parti. Halk artık seni tek başına iktidar yapmıyorum dedi. Şimdiki bütün çırpınış 276 vekil çıkarabilmek için. Diyelim ki ıkına sıkına bu sayıya erişildi. Karşıdaki %60'lık öfke ne olacak? Bu insanlar kırgın, kızgın. Arınç'ın bir zaman dediği gibi, muhalifler eskiden sokakta sizi görünce saygı duyardı, şimdi nefret ediyorlar. Yönetilemez hale getirdiniz Türkiye'yi. AK Parti'nin şunu sorması gerekiyor. Biz nerede hata yaptık ve yapıyoruz ki toplumun kahir ekseriyeti bizi artık istemiyor. Seçime sayılı günler kala, iktidar partisi büsbütün zıvanadan çıktı. Adalet ve hakkaniyetten ayrıldı. Korkunç bir telaş var. Panik atak yaşanmıyor olsa İpek Koza grubuna bu kadar vahşi metodlarla müdahale edilmezdi. Anayasayı çiğneyerek Koza grubunun medyasına el koymak akıl kârı mıdır? Milletin malına çökülüyor, insanların itibarı sarsılıyor, uydurma suçlarla medya üzerine en ağır baskılar yapılıyor. Çoktandır devam ediyor bu cinnet ve vicdanını kaybetmiş görüntüsü yüzünden AK Parti eriyor. AK Parti, kurulurken topluma vaat ettiği bütün değerleri tüketti, mahvetti, tedirici intihar yolunu seçti. Adaletten ne denli koptuğunu bugün TV binasına yapılan baskında da gördük. Sadece biz değil, bütün dünya zorbalığın, hukuksuzluğun, zalimliğin fotoğrafını kaydetti. Türkiye'nin itibarını sıfırladı birileri. Hem batıda hem İslam dünyasında artık AK Parti ve Erdoğan korkunun, baskının sembolü haline geldi maalesef. Oysa 3-5 sene öncesine gidildiğinde ne içeride böyle bir kaygı vardı ne dışarıda. Bugün TV'ye yapılan baskında elinden Kur'an ve cevşen düşmeyen annelerin karşısına polis dikti. Bu vahşi baskından tarihe emanet kalacak çok manidar tablolar var. Coplar, dövülen gazeteciler, tartaklanan siyasetçiler, ağlayan anneler, yaka paça, kanunsuzluk içinde TV binasından çıkarılan yöneticiler. Madalyonun bir de başka yüzü var. Bugüne bizzat gelen ya da telefonla destek veren kişilerdeki demokratik dayanışma. Sağcısı, solcusu, liberali, dindarı hemen bu medya grubundan insanlar dayanışma içine girdi. Halk TV ve Bengü Türk TV'nin baskını sırasında bugün TV ile ortak yayın yapması bile tarihi bir gelişmedir. Siyasiler el ele verdi, kol kola girdi ve medya baskınını telin etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş, Mustafa Kamalak, Mustafa Destici, Masum Türker, Cem Toker, Gültekin Uysal. Yani AKP dışında herkes özgür medyaya yapılan sivil darbeye isyan etti. Kabul edelim ki AK Parti korkunç bir değişim ve dönüşüm yaşadı başkalaştı. Kuruluş çizgisinden saptı, otoriterleşti, despotlaştı. Toplumun tamamına karşı kibirle tahakküm etmeye, devlet gücünü kullanarak herkesi ezmeye yeltendi. Rüzgar ekti, fırtına biçti. Karşısında yüzde altmışlık bir öfkeli muhalefet var. Bunun sebebi bu partiyi babasının malı gibi tepe tepe kullananlardır. Kibir o kadar sarhoş etmiş ki anayasayı ihlal ederek bir medya grubuna polis soruyla çökmenin hicabını duyacağına bütün medya gruplarını tehdit ediyorlar. Neymiş? Sıra Doğan grubunda, Sözcü'de, Cumhuriyet'te, Zamandaymış. Geriye kim kaldı? Herkes susturulacaksa demokratik rejimden bahsetmek mümkün mü? AK Parti'nin yeni yetme trollerinden kimi yoklasan içinden bir Hitler çıkıyor. Böyle gitmez, böyle yönetilemez Türkiye.